Merhabalar. Bugün dekoratif ahşap ayna çiziminden bahsedeceğiz. İlk olarak şeypin altındaki silindir komodundan 500 yarıçaplı bir silindir 30 milim yüksekliğinde çiziyoruz. Daha sonrasında bu silindirin dışından içeri doğru offset yapıyoruz. 100 milim kadar. Aynanın çerçevesini oluşturabilmek için Wood'un altında saving komuduyla içerisini boşaltıyoruz. Daha sonrasında buradan Fillet komuduyla istediğimiz değerde dışına bir radius veriyoruz. Daha sonrasında aynanın gireceği kısmı ayarlayabilmek için wood komutlarının altında robot komudu. Komuda tıkladığımız zaman öncelikle alt yüzeyi referans face, daha sonrasında referans çizgimizi, alt çizgimizi seçip sağ klik yaptığımızda önümüze bir pencere açılmakta. Bu pencerede istediğimiz değerleri girdikten sonra OK diyoruz. Bakın burada aynamızın girebileceği kısmı açmış olduk. Daha sonrasında aynamızın üzerine bir motif yapmak istiyoruz. Üst yüzeyine koordinat atadıktan sonra bakın burada tab görüntüsünü alalım. Spline komuduyla istediğimiz herhangi bir spline'ı çiziyoruz. Daha sonrasında bakın burada Move Paints'la buradaki noktaları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. İstediğimiz çizgiyi yaptıktan sonra burada yine wood komutlarının altındaki groove komutu ile buraya kanal açacağız. Referans yüzeyimi seçiyorum. Daha sonrasında referans çizgimi seçtikten sonra sağ klik stop diyorum ve tekrar profilimi seçiyorum. Karşımıza yine az önceki pencere gibi bir pencere açıldı. Buradan farklı bıçak çeşitleri var. Küre bıçak takımını seçtikten sonra distance dediği kısım çizgi uzaklığı. Biz çizginin üzerinden gitmesini istiyoruz. Sıfır diyoruz. Ona altılık kanalların açılmasını istiyoruz. Okey diyoruz. Bakın okey dediğimde burada istediği kanalı bana açtı. Daha sonrasında buradaki kanalı etrafında döndürerek çoğaltmak istediğimde burada kanalın içine tıklayarak Propagate çoğaltma komutuna tıklıyorum. Dairesel bir çoğaltma artı Z yönünde çevirmesini istiyorum ve tüm hepsine çevirmesini istediğim için 360 derece diyorum. 50 adet diyorum. Bakın etrafında tamamen 50 adet çevrilmiş oldu. Buradaki bir ayar değiştirmek isterseniz sağ klik Edit dedikten sonra parçayı seçerek kanallarla alakalı kanal genişliğini 15 yaparak bakın bu şekilde büyütebilirsiniz. Yine aynı şekilde küçültebilirsiniz. Onun dışında aynanın gireceği kısma kertik yani rabıt açmış. Yine bakın ayarlarını buradan kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Ayrıca silindirin de buradan yine yarıçapını ve yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Genel olarak sizler de dekoratif aynalarınızı veya duvar panellerinizi bu şekilde tasarlayabilirsiniz.